Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Değerli takipçilerim, Hazreti İsa öldü mü, onun göğe yükselmesi ne anlama geliyor? Bu konuda değişik tartışmalar var. Zaman zaman karşımıza çıkıyor. Bunlar inancımıza göre nasıl anlaşılmalıdır? Kur'an-ı Kerim'deki ayetler bize bu konuda ne söylüyor? Bununla ilgili sizlere bazı değerlendirmelerde bulunmak istiyorum. Öncelikle Hazreti İsa için öldü şeklindeki bir ifadenin kullanımı doğru bir kullanım değildir. Evet, Kur'an-ı Kerim'de inni mutevaffike ve rafiuke ileyye şeklinde bir kullanım vardır. Veya felemma tevaffeyteni kunte enterrakibe aleyhim şeklinde farklı bir kullanım da var. Burada bir vefat kelimesi geçiyor. Bu vefat kelimesini biz günlük hayatta ölüm yerine kullanıyoruz. Ancak dini terminolojide vefat kelimesi ile mevt kelimesi birbirinden farklıdır. Yani Hz. İsa için vefat kelimesinin Kur'an-ı Kerim'de kullanılmış olması ona öldü dememizi gerektirmez. Çünkü biz Kur'an-ı Kerim'in yine farklı ayetleriyle sabit olduğu üzere şehitlere de ölü demiyoruz. Mesela şehitler için bel ahyaun, onlar bilakis diridir. Velakin la teşurun, fakat bunu siz hissedemezsiniz şeklindeki ayet onların farklı bir yaşam formunda yaşamlarına devam ettiğini bize gösteriyor. Dolayısıyla mevt ve vefat kelimesi asıl üzerinde durulması gereken nokta burasıdır. Mevt demek bir ruhun bir bedene bir daha geri dönmemek üzere ondan ayrılması. Yani mücerret bir şekilde yeniden dirileceği güne kadar kalacak olması durumuna mevt denilir. Yani bizim tam Türkçesi ölüm aslında bu. Vefat ise ruhun bedenden alınmasıdır. Bununla ilgili Kur'an-ı Kerim'de insanın uykusundayken de ruhunun alındığı yine bu vefat kelimesiyle ifade ediliyor. Allahu yetevaffel enfuse hine mevtiha velleti lem temut fi menamiha. Allah ruhları alır. Bakın, vefat kelimesini ruhu almak şeklinde tercüme ediyorum. Yanlış anlaşılmasın diye. Şimdi Allahu yetevaffel enfuse hine mevtiha. Allah canları ölürken alır. Bakın, burada mevt kelimesi geçti. Velleti lem temut fi menamiha. Ölmeyenlerinkini uykularında alır. Demek ki buradaki yetevaffa dediği kelimenin kökü vefat kelimesi. Demek ki ruhun alınması. Yani ruh bedenden uyku halinde ayrılıyor. Ama bedenle bağlantısı devam ettiği için biz ona mate öldü demiyoruz. Ama teveffa desek veya tuvfiye desek doğru bir ifade olur. Ölüm için ya da pardon uyku için. Yani uykudaki kişiye müteveffa demenizde bir sakınca yok. Ama mevta diyemezsiniz. Şimdi Hazreti İsa ile ilgili Kur'an-ı Kerim'de kullanılan kavramlara baktığınız zaman bir defa mevt kelimesi kullanılmıyor ve hatta mevt kelimesinden gelen bir kökle meyyit veya mevta diyebileceğimiz bir durumun olmadığını Kur'an-ı Kerim zaten ifade ediyor. Bununla ilgili ne dedik? İki tane ayet var. İnni mutevaffike ve rafiuke ileyye. Yani buradaki müteveffike, seni öldüreceğim şeklinde bunu tercüme etmek yerine senin ruhunu alacağım ve rafiuke ileyye ve seni katıma yükselteceğim. Şimdi burada tabii şu da iddia edilebilir. Allah'ın katına yükselen ruhudur. Ancak burada bedeninin yükselmesi konusunda herhangi bir açıklama yoktur ve Allah'a bu zor bir şey değildir. Ve seni katıma yükselteceğim şeklinde bir ifade olduğuna göre diğer insanlardan farklı bir durumun olduğu da ortadadır. Yani burada Hz. İsa'nın bedeninin de evet, yani ruhunun bedeninden alındığı ama bir uyku hali gibi o bedenin de göğe yükseltildiğini burada anlamak en doğru anlamdır.
Şimdi gelelim diğer kelimeye. Mevt kelimesi nasıl geçiyor Kur'an-ı Kerim'de? Ve in min ehlil kitabi illa le yu'minenne bihi kable mevtih. Bakın, o ölmeden önce burada mevt kelimesi geçiyor. İşte ne dedik? Mevt kesin ölümdür. Ve in min ehlil kitabi, ehli kitaptan bir kısmı illa le yu'minenne bihi kable mevtih. O ölmeden önce ona mutlaka inanacaktır. Bakın burada mevt kelimesi geçiyor. Yu'minu kelimesi Arapçada muzari, yani gelecek zaman anlamına gelir. Kur'an-ı Kerim geldiği dönemden sonraki bir döneme işaret ettiği açıktır. Le yu'minenne bihi kable mevtih, o ölmeden önce ona mutlaka iman edecekler. Peki şimdi burada şöyle bir şey akla geliyor. İşte son peygamber geldi. Nasıl yani, Hazreti İsa son peygamberden sonra yeniden mi gelecek? Yani son peygamberden sonra peygamber olur mu? Bunun için de şuna bakmak lazım. Yani Kur'an-ı Kerim'de Hazreti İsa'nın daveti neydi? Eniyabudullaha Rabbi ve Rabbekum dedi Hazreti İsa. Benim de sizin de Rabbiniz olan Allah'a ibadet edin. Yani buradan şunu anlamamız lazım. Hazreti İsa'nın ölümünden önce Hristiyanlardan bir kısmı teslisi terk edip tevhide geri dönecektir. Zaten günümüzde bakıyoruz. Yani Avrupa'da İslam'ın hızlı bir şekilde yayılmasından aslında bu ayetin manasının gerçekleşmeye başladığını görebiliyoruz. Evet, demek ki buradaki asıl anahtar kelime vefat kelimesinin manası ve vefat kelimesinin mevt kelimesinden farkı. Kur'an-ı Kerim'de bu şekilde belirtildiğine göre demek ki Hazreti İsa için öldü demek doğru değildir. Bu yaşam formunun nasıl olduğu net bir şekilde açıklanmamış. Yani biz orasını bilemeyiz, ancak şehitler için de aynı şey var zaten. Yani mukarreb kullar için. Tabii şu da var, yani şehit ölmüyor ve bu bizim inancımızda nasla, Kur'an'la, ayetle belirtilmiş ve bizim böyle inanmamız, fakat bizim bunu hissedemeyeceğimiz bize emredilmiş. Dolayısıyla şehitlere biz ölü veya öldü demezken peygamberlere nasıl öldü diyebiliriz. Peki diğer peygamberler de ölmediğine göre ve Hazreti İsa'ya da ben rafa'ullahu ileyh diğer peygamberlerden farklı bir ifade kullandığına göre demek ki buradan da Hazreti İsa'nın bedeninin gökyüzüne yükseltildiği anlaşılmalıdır. Tabi Kur'an-ı Kerim'de mesela Enbiya suresi 7 ve 8. ayetlerde işte genel olarak baktığınız zaman veya işte Ankebut suresi 57. ayette kullu nefsin zâikatul mevt, Enbiya suresinde ve mâ erselnâ min kablike illâ ricâlen nûhî ileyhim fes'elû ehle zikri in kuntum lâ te'lemûn ve mâ ce'alnâhum ceseden lâ yekulûne ta'âme ve mâ kânû hâlidîn. Yani kısaca biz senden evvel hiçbir peygamberi ebedi kılmadık ya da bütün nefisler, bütün canlılar ölümü tadacaktır ayetleri genel bir ifadedir. Yani bu ayetlerin genel manasına bakarak buradan işte Hazreti Peygamber'in öncesinde yaşayan bütün peygamberlerin öldüğü şeklinde bir sonuç çıkarmak çok isabetli bir yaklaşım olmaz. Peki bir de işte kıyamete yakın Hazreti İsa'nın gelmesiyle ilgili bazı tartışmalar var. Bu da Zuhruf suresi 59 ve 61. ayetlerde dile getiriliyor. Tabii ki 61. ayetteki ve innehu le'ilmun lis-saati Hazreti İsa için kullanılan o kıyamet saatinin bilgisidir, haberidir şeklindeki ifade bu şekilde anlaşılıyor. Bu da gayet isabetli bir yaklaşımdır. Bunu farklı şekillerde tevil etmeye çalışmanın hiçbir faydası yok. Evet, aslında burada Hazreti İsa'nın öldüğünü iddia edenlerin
durumunu şu şekilde anlamak lazım. İlahiyat bilimleri günümüzde çok ciddi bir şekilde pozitif bilimlerin ve seküler hayatın etkisi altında. Burada kabul edilmesi gereken şey şudur. Allah bazı kulları için kainatın kurallarını istisna etmiştir. Şimdi Hazreti İsa'nın göğe yükseldiğini kabul etmeyen bir insana siz Hazreti Peygamber'in miracını da kabul ettiremiyorsunuz. Mucizeleri de kabul ettiremiyorsunuz. Kabir azabını da kabul ettiremiyorsunuz. Yani hepsi birbiriyle bağlantılı bir şekilde tamamını inkara doğru gidiyor. Kur'an-ı Kerim Hazreti Peygamber'in sözüdür de buradan çıkıyor. Vesaire. Bunun gibi. Dolayısıyla bunların Allah'ın kudretinin bir göstergesi olarak, istisnai durumlar olarak, bir ibret olarak kullara Allah'ın gösterdiği bir delil olarak kabul edilmeli ve bunlara bu şekilde iman edilmelidir. Allah'a emanet olun.